Abi sana bir söz vermiştim. Yerine getirdim. Ahmet Ağa denen o hain elimizde. Vakti saati gelince bedelini ödeyecek. Sağ olasın kardeşim. Sen kendine dikkat et. Bir diyeceğim daha var abi. İnsan ağa olsa da hata yapar. Senin dediğin gibi. Önemli olan hatadan dönmek. Ben de hatamdan döndüm abi. Sizi tekrar aşirete aldım. Bu kararımı meclise de ilettim. Ne diyeyim Sinar, ağa sensin. Öyle diyorsan öyledir. Sağ olasın. Sen de sağ ol abi. Hiç merak etme. Her şey yolundadır İstanbul'da. Ben seni tekrar ararım. Hayırdır baba? Doğru mu duyduklar? Bu karardan hiç haberimiz olmadı. Evet. Doğru duydun Dilaver. Bir itirazın mı var? Yok baba, estağfurullah. Ne itirazım olabilir? İyi. Olmasın zaten. Burhan ağamız da çok sevinecektir bu karara. Kurbanlar da keserim yollarına, ölürüm. Hadi be dur, hadi be. Allah. Uyuyacaksın mı sen? Üzmezsin sen Allah'ın, uyursun değil mi? Gel Allah'ım, yatırayım seni. Gel, sallayayım seni. Haydi beyler, geç kalıyoruz ya. Ben ayakkabılarımı giydim bile. Gel sen kendine bak. Paraları aldın değil. He aldım. Dosya da hazır. İyi haydi. Hayırdır baba? Nereye? Şeye kızım. Ev bakmaya. Hani ev tutacaktık ya. Ha, taşınacağız ya hani. Ya ana, nereden çıktı şu taşınma işi? Ne güzel yaşıyoruz hep birlikte. Hem Sıla ile abim de üzülecekler. Acaba biz bir şey yaptık ondan gidiyorlar diye. İyi de kızım, herkesin bir hayatı var. Bu çocuklar da bizi çekmek zorunda değil ya. Hadi beyler, geç kalıyoruz. Biz bir ev bulduk da kızım. Emlakçı kapısında bizi bekliyor. Ben de geleyim. Hem hava almış olurum. Olmaz. Sen Bedirkan'ın yanında kal. Haydi. Kızım üzülme sen. Bekle. Gelelim biz. Dışarı çıkarız. Hem alışveriş de yaparız onlar. Haydi. Ya Cene, dövseydin bari kızı. O ne biçim konuşmaydı? Ya ne yaptım? Geç kalıyoruz ha. Duymadın mı? Ben de geleceğim diyor. E desin. Kız bütün gün sıkılıyor evde. Allah Allah. Hoş gelmişsin Ali Ağa. Hoş gördük Sinera. Boran Ağa'nın tekrar sağlığına kavuşmasına çok sevindik. Büyük geçmiş olsun. Sağ olasın. Buyur. Hoş gelmişsin delikanlı. Genç kimlerdendir? Çıkaramadım da. Dağlılardan Osman. Mehmet'in küçüğü. Ahmet Ağa'nın yegeni yani. Belli ki geçmiş olsun. Gözün aydın demeye gelmedin. Sıkıntın neyse Ali Ağa, uzun etmeden söyle. Doğru düşünmüşsün Zinara. Boran Ağa'nın vurulmasına üzüldük. İyileşmesine sevindik. Ancak tekrar aşirete alınmasına şaşırdık. O olarak senin bileceğin iş. Diyecek lafımız yoktur. Ancak duyduk ki Ahmet Ağa'yı esir tutmaktasın. Evet. Doğru duymuşsun. Ahmet Ağa'yı aşiret dışında tutup Boran Ağa'yı tekrar aşirete alman hoş karşılanmadı. Bu konuda büyük huzursuzluklar var. Ahmet Ağa'nın Boran Ağa'yı vurdurduğu da daha belli değil. Bu konuyu şahsi hale getirdiğini düşünenler var. Bak Ali Ağa. Yeğenimi vurduranın Ahmet Ağa şerefsizi olduğunu herkes bilir. Tetikçisi her kimse. Bulunana kadar Ahmet Ağa'yı bırakmayacağım.
Ondan sonra gerekeni yapıp cezasını vereceğim. Bunun başka yolu yoktur. Son sözün bu mudur Zinar Ağa? Evet, budur. Yanlış yapıyorsun Zinar Ağa. Amcamı bırakmazsan Mardin'de taş taş üstünde kalmaz, haberin ola. Kararını vermeden önce bir kere daha düşün. Kimseyi sorumluluk altında bırakmamak gerekir. Otur otur, sıkıldım. Kalkalım mı ufaktan? Dur biraz, kalkarız. Ya bana bak, geçen gece nereye kayboldun sen öyle? Gittiğini görmedim. Oo, senin kimseyi görecek halin vardı da sanki. Nedenmiş oğlum? Orangutan dansı yaptığını gayet iyi gördük. Ne o? Partilediniz gene galiba. İyi miydi? Süper etkisiydi. Sonunda bu arkadaşla film koptu gerçi. Sen niye gelmedin ki? Belki izin alamamıştır oğlum. Ne diyorsun ya? Niye? Dilan ablamız göz açtırmıyor sana. Ne demek istiyorsun ya? Benimle ne ilgisi var? Bırak ya, zırvalıyor gene. Tamam ya, bir şey demedim, kızmayın. Siz çay ve sempati takalım böyle. Neyse millet, ben kaçtım. Hesap ellerinizden öper. Hadi eyvallah millet. Anca gidersiniz. Takılmıyorsun değil mi? Yiğit biraz manyaktır da. Bence de manyak. Önceki gün habersiz çıktın diye kızmadılar değil mi? Hayır. Babamlar gitmeden evdeydim zaten. Ablan bir şey demedi mi? Yok, demedi. Sorun yok, merak etme. İyi, sevindim. Üniversitedeyken okul bir gezi düzenlemişti İstanbul'a. Allah Allah. Ne oldu? İlk defa bana geçmişinden bahsediyorsun, farkında mısın? Fırsat olmamıştır. Olmamıştır tabii. Anlatayım. Tamam, sustum. Mardinli bir çocuğum zaten. Kimse ne olduğumu bilmiyor. Ağa çocuğu olduğunu. Herkes bana Mardinli diyor. Mardinli aşağı, Mardinli yukarı. Neyse, geziye ben de geleceğim deyince şaşırdılar. Ankara'dan ötesini görmeyi merak etmem garip geldi herkese. Babamlara da haber verdim. Ben okulla İstanbul'a gidiyorum diye. Neyse. Geldik İstanbul'a. Otobüsten indik. Babam bir araba göndermiş, adamlar. Bir tanesi fırladı, elimdeki çantaya yapıştı. Alayım ağam diye. Biri arabanın kapısını açmış, düğmesini ilikliyor. Arkadaşların yüzünü tahmin edebiliyorum. Donup kaldılar. Şimdi böyle gülerek anlatıyorum ama o gün çok utanmıştım. Bu sefer de bayağı merasimli geldin aslında. Ambulans uçaklar, yanında doktorlar. İyi ki hatırlamıyorum. Zaten bana ışınlanmışım gibi geliyor. Bedir Hanım'a mama almak için çıktım. Gözlerimi açtığımda İstanbul'daydım. İyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş. Nasıl yani? Bana bak, böyle akıl oyunlarıyla beynimi bulandırabileceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun. Allah Allah. Sen deli misin? Deli doktor musun? Sakın bana bir daha deli doktor dediğini duymayayım, pişman ederim, haberin olsun. Tamam, ben aldım cevabımı. Boran. Kim o? Doktorumla konuşuyorum Sıla'cığım. Bravo yani. Bunu hatırlıyorsunuz da bugün seansa geleceğinizi hatırlamıyorsunuz. Tabii işinize gelmeyince. Ben Zarif eşinizi telefona alabilir miyim acaba? Nasıl? Sıla Hanım'ı diyorum, telefona alabilir miyim? Seni istiyor. Beni mi? Ben de anlamadım. Buyurun Zeynep Hanım. Sıla Hanım, hastanızdan şikayetçiyim. Bugün seansa gelmesi lazımdı ama nerede? Öyle mi? Benim haberim yoktu. Olsaydı mutlaka gelmesini sağlardım. Bir dahaki sefere ben size haber vereyim o zaman. Çeke çeke getirin. Hem ben bugün sizinle konuşmak için aradım. Onunla konuşmak için değil ama o araya girdi. Buyurun, dinliyorum. Bugün ya da yarın müsait olduğunuzda hastaneye uğrayabilirseniz çok sevinirim. Tabii. Ne zaman isterseniz. Bora'nın geçmişiyle ilgili bazı detaylara ihtiyacım olacak. Ne haber? Pardon. Pardon. Onunla konuşurken neleri atladığını anlayabilmem için. Haklısınız, iyi olur. Ne iyi olur? Tamam, bekliyorum o zaman. Tamam. En kısa zamanda geleceğim yanınıza.
Bir şey yok. Doktor hasta yakını görüşmesi. Arkamdan iş çevireceksiniz yani. Bugün gidecek misin, gitmemişsin. Uyarıyor. Veli'mle konuşmak istedi ha? Hatta Veli'ni çağırdı. Durum bayağı bir ciddi galiba. Ne oldu senin ağanın durumu? Senin topuklar hala sağlam. Adam ilkokul arkadaşım çıktı oğlum. Bundan sonra canımı sıkanın durumu çok fena. Şimdiden söyleyeyim. Yalnız tesadüfün böylesi. Adamı nereden baksan 20 yıldır görmüyorum. Çok da karşıma çıksa neyse. Adam dedin, farkında mısın? Ne var? Sen erkeklerden bahsederken adam demezsin. Çocuk dersin, amca dersin, abi dersin. Bir tek hoşlandıklarından. Ercan, topuk sağlığını düşünüyorsan sakın bitirme o cümleyi. Adam evli. Bak yine. Bana bak. Seni var ya. Alo. Sıla, anamlar çıktı, ona haber vereyim dedim. İyi, çıksınlar. Sıla, Emir geliyor ya. Unuttun yoksa? Onun için söylüyorsun. Araba havaalanında bekliyor. Eğer uçak rötar yapmadıysa inmiştir. İnşallah yoktur. Anamlar dönmeden gelirse çok iyi olur. Kapıyı bir açarlar, karşılarında Emir Paşa. Tamam, ben şimdi arayacağım, sana haber veririm. Tamam, unutma olur. Haydi. Buyurun Sıla Hanım. Merhaba, Emir geldi mi? İndi Sıla Hanım, yanımda şu anda. Eve götürüyorum. Harika, alabilir miyim telefona? Emir, Sıla Hanım seni istiyor. Abla, indim ben. İyi geçti mi yolculuğun? Geçti geçti. Babama bir şey demediniz değil mi? Yok, söylemedim. Konuştuğumuz gibi sürpriz olacak. Bundan sonra 2 haftada bir bu karışımı vereceğiz Celil Bey. Sonra dinlenecek. Bu ilaçlar yeni. Amerika'dan geliyor. Diğerlerine göre çok daha az yoruyor. Ama kemoterapi yine de vücudu oldukça zorlayan bir süreçtir. Yani işi yapmayacak, dinlenecek, hep yatacak değil mi? İyi hissederse kalkabilir tabii. Yalnız kendini zorlamasın. Ha bu arada ilk ödemeyi de muhasebeden soracaklardır size. Herhangi bir sosyal güvenceniz yok da sizin değil mi? Yok ama parasını hazırlarım ben doktorum. Merak etmeyin siz. Bayağı masraflı olacak ama. Halledebilecek misiniz? Hallederiz doktorum. Hiçbir şey bedarımdan daha kıymetli değil. Al, konuş. Ama hiçbir şey belli etme. Ne oldu Ahmet ağa? Polisten kurtulmuşsun ama zineradan kurtulamamışsın. Dışarıdasın, rahatsın sanıyorsun. Ama şu kadarını bil, ben kurtulamazsam sen de kurtulamazsın. Oradan hala esip gürlüyorsun değil mi? Ağanın karısının başına silah dayayan sensin. Köylünün toprağına el koyan sensin. Senin sicilin benden daha kabarık. Sana ne lan? Hesap mı vereceğim sana? Ha, hesap mı vereceğim derken... Dışarıda olan benim. Özgür olan da benim. Şerefsiz. Bakalım daha ne kadar özgür kalacaksın. Alo. Zinera ne zaman bırakacak amcamı?
Hele bir dur bakalım Osman, acele etme. Zinar hala aşiretin ağası. Fazla üstüne gitmemek lazım. Ağaysa ağalığını bilsin göstersin. Töreyi uygulamak için başımızda değil midir? Amcamla uğraşacağına kendi ailesindeki ölüm hükmünü uygulasın. Yetmezmiş gibi tekrar aşirete daldı onları. Doğru dersin Osman. Ancak her şeyin bir usulü, adabı vardır. Elbet ortak bir yol bulunur. Boran. Hadi ağır ağır kalkalım. Nereye abay? Daha işlere bakmadım. Ya tamam, bugünlük bu kadar iş yeter. Sonra yorulacaksın. Sıla da benden bilecek. Öyle yengemle karşı karşıya gelmem ben. Bugünlük bitmiştir. Gidiyoruz. Nereye gireceğiz peki? Çok uzak değil, merak etme. Biraz bahçeye çıkalım. Laflarız hem de. He? Ben şimdi Boran'la terapiye gireceğim. Ondan geçmişini anlatmasını isteyeceğim. O da doğal olarak hatırladığı kadarını anlatacak. Ama ben nerelere atladığını bilemeyeceğim tabii. Anladım. Unuttuğu yerlerin üstüne gitmeyi başarabilirsem, böylelikle neden hatırlamadığını da öğrenmiş olurum. Şu ana kadar hatırlamadığı iki olay var. Birincisi vurulma anı. Onu biz de hatırlamak istemiyoruz zaten. İkincisi de Emre. Emre mi? Emre de kim? Sıla Hanım'a gerekli çağrıyı yaptınız değil mi beyler? Evet Dilaver Bey. Haberi vardı bugünkü toplantıdan. Anlaşıldı. Demek ki gelin ağamızın gelesi yok. Ne yapalım? Biz de kendi bildiğimiz gibi yaparız. Neymiş bakalım gündemimizin ilk maddesi? Emre Bey'in istifası. Ha. Avukatsız kaldık değil mi? Neymiş bakalım? Sanığının gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. Et bakalım. Şimdi bize bir avukat lazım. Yönetim kurulu başkanı da ben olduğuma göre avukat da ben seçeceğim. Öyle değil mi? Evet, tamamdır. Bundan sonra birkaç gün dinlenin. İlaç yorgunluk yapacaktır. Dinleniriz doktorum. Eziyeti bir şey değil de netice alabileceğiz değil. Sizinki gibi durumlarda bu tedaviden çok iyi sonuçlar alıyoruz Bedar Hanım. Lütfen, müsbet düşünün. Moralinizi yüksek tutun. Bakın bu ilaçlar kadar önemli. İçinizi ferah tutacaksınız. Öyle üzülmek, sıkılmak yok, tamam mı? Tamam diyeyim doktor. Ama ben oğlumu özledim. Kulak burnumda tütüyor. Kaç gün oldu ayrılalı. Aklım hep onda. O kadarına izin var Bedar Hanım. Merak etmeyin. Oğlunuzu özlemek serbest. Tamam o zaman. Geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Kaç tane oda var yenge? 6. Yok yok, 7. Ay Emir, bilemedim valla. Beğendin? Hem de çok. Burası çok güzeldir. Ulan Sıpa, eve bakmaktan yüzümüze bakmadın. İnsan hiç özlemez yengesini. Özlemez mi? Hem de hepinizi özledi. Uy, annem, babam, ablam, onlar nerede? Kimse evde yok.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız Nurhan abla? İyiyim, sağ ol. Gel ben sana yukarıyı göstereyim. Anlaşılan ağamızın bir huyu daha varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Ne huyu? Biz buna tıp dilinde kıskançlık diyoruz hanımefendi. Ve maalesef bunun tedavisi... Anladığım kadarıyla ikisi de hatırlamak istemediği şeyler. Yarın Boran'la terapide bunların üzerine gideceğim. Merak etmeyin. Kendi ellerimle getireceğim. Gerek yok çünkü yarın ben size geleceğim. Tamam o zaman. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz. Artık bana neler olduğunu anlatabilirsin. O gece neler olduğunu yani. Boş ver be kardeşim. Geçmiş bitmiş işte. Anlat hadi abay. Öğrenmek istiyorum. Sen hala hatırlamıyorsun değil mi? Evden çıktım. Eczaneye gidiyordum. Sokakta yürürken arkamda bir ses duydum. Dönüp bakmaya çalıştım. Beni vuranı gördün mü? Bilmiyorum. Belki gördüm ama hatırlamıyorum. Siz neler biliyorsunuz? Aslında biz de çok fazla bir şey bilmiyoruz. O akşam Sıla aradı seni. Birkaç kere telefon çaldıktan sonra açtım. Ama silah sesi duydu. Sen cevap vermemiş. Nerede olduğunu bilmediğimiz için seni bulmamız biraz vakit aldı. Ambulans geldiğinde yüzü koyun yatıyormuşsun. Çok kan kaybetmiş. Hastaneye giderken iki kere kalbim durmuş. Çalıştırmıştınız. Dedemin bu tür durumlar için söylediği bir söz vardı. Daha yiyecek ekmeği varmış. Kimliğinizi görebilir miyim? Ne oldu? Kimlik lütfen. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Sende bir şeyler var. Ya ne bileyim böyle... Bu kadar kolay olunca sıkılıyorum. Sen bitti sanıyorsun değil mi? Bitmedi mi? Hiç belli olmaz. Sıla Hanım yarın öbür gün tekrar dönüp mücadelesine devam edebilir. E o zaman o dönene kadar biz de ailevi meselelerimizi halledelim değil mi Esma Hanım? Nereye? Çok uzak değil ya. Boran ağamız ölümlerden döndü, bir geçmiş olsuna gidemedik. Hani ayıp ettik ama... Suyunu da çıkarmamak lazım değil mi? Osman'ın babası Mehmet Ağa'yı hatırlar mısın Zinel Ağa? Bilmem Ali Ağa. Hırsı aklından da büyüktür, vicdanından da. Çevirdeki dolaplar ayyuka çıkınca Antalya'ya zor atmıştır kapağı. Öyle ama şimdilerde kimse hatırlamıyor bunları. Mehmet Ağa deyip herkese itibar ediyor. Antalya'da pek bir zenginlemiş. Artık ne yapmış, ne etmiş, kimlerle işe kalkışmış, orası pek belli değil. Günah boynuna. Ama büyük güç ve para kazanmış. Ne diyeceğini Ali Ağa? Olmadık yere kimse hakkında konuşmazsın sen.
Mehmet denen kanı ciğeri beş para etmez adam, gücüne parasına güvenip koca Genco aşiretinin ağasını tehdit mi ediyor? Öfkeyle kalkan zararlı oturur Zinara. Aşiret karışacak, huzurumuz kaçacak. Bu Mehmet Ağa elinden geleni ardına koymaz. Üstelik aşiretin ileri gelenlerini de iyi tanır, iyi bilir. Aşireti karıştıracak gücü de vardır. Sen ki Ali Ağa, koca aşiretin şahısın. Bu hayasız heriften korkup susmamızı mı beklersin? Bunu mu demeye getiriyorsun? Hayır. Aşirette huzuru sağlamanın yolu töreden geçer. Bunu sen de çok iyi bilirsin. Şimdiye kadar töreyi harfiyen uyguladın. Tek bir istisna hariç. O da Sıla'nın üstündeki hüküm. Artık Boran'ı ve babasını aşirete geri aldığına göre herkes bu hükmün bir an önce uygulanmasını bekler. Sen bunu yap ki kimsenin sana diyecek bir lafı kalmasın. Ben de seni aşirete karşı savunabileyim. Aşiretimizin ağası töreyi harfiyen uygulamıştır. Artık onun sözünün üstüne söz söylenmez diyebileyim. Lafın bitmiştir. Bak Ali Ağa, ben oğullarımdan birini toprağa verdim. Yeğenim ölüm döşeğinden zor bela kalktı. Şimdi de sen gelmiş, töre deyip Sıla'nın öldürülmesini mi istersin? Hayır Ali Ağa, ben bu hükmü uygulamayacağım. Ne bunu, ne de başka ölüm hükümlerini. Deli, ha. Ben yoruldum. Şuraya az oturak mı? He, oturalım bedarım, gel. Ya ben sana dedim bir arabaya atlayıp eve gidelim ha. Ya Celil, biraz hava alayım dedim. O hastane üstüme üstüme geldi. Hava aldın, gidelim şimdi. Ya Allah Allah. Tamam. Sen ne zaman dinlenirsen o zaman gideriz, tamam mı? Paran yetti Celil. He, yetti Allah'a şükür. Ne kadar paramız kaldı Celil? Bak doktor ne dedi? 2 hafta sonra gene geleceksiniz dedi. Bir dahakine çıkartabilecek miyiz? He, çıkartırız beder. Doktor ne kadar derse o kadar çıkartırız. Sen bunları düşünme şimdi. Çay! Çay içersin, sıcak sıcak iyi gelir. Yok, sen iç. Çay var! Çaycı! Vereyim abi? He, ver bir tane. Buyur abi. Ne kadar? 2 lira. 2 mi? Ama size 1,5 olur. Afiyet olsun. Ben boşu buradan alırım abi. Çay var çay. Taşına torpağına altın diyorlardı. Ben de zannediyordum ki her taraftan altın çıkıyor. Meğerse her şeyin fiyatı altın pahasına. Şu hale bak ya. 1 bardak çay 1,5. Allah'ın çayı. Ne yapacağız biz bu şehirde Celil? Evde, geçimde, bu hastalıkta. Yaparız bir şeyler Bedar. Sen bunları düşünme, ben her şeyi hallederim. Ben de size bakmıştım. Resimleri gösterecektim. Merhaba. Bunlar evinizin yakınlarındaki kiralıklar. Elimden geldiğince ikisinin arasında kalan evlere bakmaya çalıştım. Ama başka tercihleriniz olursa yeniden gözden geçiririm. Bunların hepsi şu anda uygun değil mi? İstediğimiz an tutabiliriz. Aynen öyle. Bunu beğendim. Sıla Hanım, merakımı bağışlayın. Niçin lazımdı bu ev? Annemler oturacak. Hem bana hem de okula yakın olsun istiyorum. Kardeşim de geldi. Anladım. Beğendiğiniz ev gayet ideal.
Tamam o zaman. Vakit kaybetmeden tutalım. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Bugün de okula gelmedin. Oğuz'daydı. Matematik hocası seni sordu. Rahatsız dedim. İnşallah bizimkileri aramazlar. Çok konu işlediniz mi? Hı hı. O zaman bana matematik defterini versene bu akşam. Yarın okula gel bari. Ya geleceğim gelmesine de aklım Oğuz'da kalıyor. Arkadaşlarını hiç gözüm tutmadı. Onu da kendilerine benzetecekler diye çok korkuyorum. İyi de her dakika başında duracak halin yok ya. Kendini düşün. Dersleri serdin iyice. Dersler kolay. Bir gecede toparlarım ben. İstersen toparlarsın. Ama baksana, herkes senden defter isterdi. Şimdi sen istiyorsun. Yüzünü bile göremez olduk. Ya artık evde kalıyorum ya. Ondan göremiyorsun yüzümü. Yoksa değişen bir şey yok. Annenler burada mı kalacak artık? Bilmem. Biraz daha kalsalar iyi olur. Belki de hiç gitmezler. Sıdıka teyzeler nasıl? İyiler, selamları var. Kadir amcalar da iyi. Onlar da iyi, onların da selamları var. Bütün vardı selamları var yenge, sen merak etme. Teker teker soracaksın ya, o yüzden söyledim ben. Özledim be Emir, ondan. Buran ağanın iyi olduğunu duyunca herkes çok sevindi. Hep seni soruyordular bana. Ben de yakında kız yeğenim olacakmış dedi. Emir, geldiler. Koş koş, nefes alayım. Yoruldun da iyi mi? Ben geldim. Bir kurban olayım sana paşam. Nasıl geldin sen buralara kadar? Selam abla sürpriz yaptı. Bak ben saymıyor Sıpa. Ula hoş geldin Sıpa. Nani yengem de bize yardım etti. Size hiçbir şey söylemedi. Peki nasıl geldiniz okulum, otobüsle mi? Oho, ne otobüsü baba ya? Uçakla mı uçak? Uçakla mı? Ula bizim bile yüreğimiz ağzımıza geldi, sen korkmadın mı? Ya ne korkacağım baba ya? Alışmışım ben artık. Cam kenarında oturup dağlar tepeleri seyrede geldi. Aferin benim oğluma. Gel oturalım Bedar. Yoruldunuz siz. Çok yürüdük. Çok yoruldum. Borsanın satışı için de senin onayını bekliyorlar. Buyurun. Bir an önce karar versen iyi olur. Çünkü başka şirketler de peşinde. Olur. Kolay gelsin. Buyurun. Hoş geldin Dilaver. Allah Allah. Ben de bir an, ben de unuttun sandım. Seni unutmak mümkün mü? Gerçi çok isterdin değil mi? Yok, estağfurullah. Hatta bilakis sevindim. Hem unutmamana, hem de hayatta olmana. Ne yalan söyleyeyim. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Allah Allah. Senin başına bir şey gelmedi değil. Yok. Biz Boran'a hala aynı kandanız, babay. Sevinirim de, üzülürüm de. Bunda şaşılacak bir şey yok. Doğru. Amcam nasıl? İyi. Ağam şimdi haber geldi. Neymiş? Erkan sağlam almışlar. Bizimkiler mi? Polis ağam. Tamam. Ya sen niye geldin ki? Biz ne güzel yaşıyorduk sensiz. Ben sana gelmedim. Annemle babama geldim. Şşş! Ula kesin sesinizi. Yemeğinizi yiyin haydi. Bugün kim geldi bil bakalım. Kim? Dilaver. Allah Allah. Hangi dağda kurt öldü acaba? Geçmiş olsun demeye gelmiş sadece. Erkan sağlam yakalandı.
Ahmet Ağa da elimizde. Evet baba. Ben bugün yarın gidiyorum. Sen ne zaman döneceksin Mardin'e? Vallahi ben biraz daha buralardayım baba. İşin başında durmak lazım. Malum holdinge ortak olduk biliyorsun. Bu iş aklıma yatmış değil bilesin. Neyin peşindesin bilmiyorum ama sorun çıkaracaksan. Yok baba, ne sorunu? İş yapıyoruz, ticaret. Sen bana hep çalış demez misin? Sağ ol kardeşim. İstanbul'da işler büyüyor baba. Hem akrabalar da burada. Boran ağamız olsun, gelin ağa olsun. Bugün Boran ziyarete gittim. Niye? Ne işin var senin orada? İlla terslik yapacaksan. Yok, yok. Tersleşmek yok baba. Hatta gayet medeni bir görüşme oldu. Aslına bakarsan biraz da fazla medeni oldu. Ben gidip geçmiş olsun dedim. O da teşekkür ederim dedi. O kadar medeni yani. İnsan ölüm döşeğine yatıp kalkınca birazcık değişiyor herhalde. Anne, size bir sürprizim var. Ev buldum. Bir görseniz o kadar güzel ki tam size göre. Kızım niye zahmet ettin? Kızım biz bakıyorduk. Bari bunu yapmama izin verin baba. Yavrum, biz sen yorulma istedik. Çok sağ olasın. Nerede peki? Senin okuluna yakın. Buraya da. Süper o zaman. Ben kalacak mıyım peki? Sen ne istiyorsun? Kalayım. Kalabilir miyim anne? Kalabilirsin tabii yavrum. Ben hiç bırakır mıyım artık seni? Oley! Kalıyorum. Şşş! Yavaş ulan. Masayı da vereceksin. Hele dur bakayım. Ben kalmana karar verdin mi? Kalabilir miyim baba? Vallahi bilmiyorum. Düşünmem lazım. Hele önce şu tabağındaki yemeğini bitir. Ondan sonra. Kolay gelsin Zeynep Hanım. Ah. Hocam ne zahmet ettiniz. Ben alırım. Ne olacak canım? Teşekkürler. Rica ederim. Otur sen de bütün konuşun. Anlat bakalım. Nasıl gidiyor ağa? Oldukça iyi. Yani tahminimden daha hızlı ilerliyoruz. Bugün eşiyle de konuştum. Şimdilik hatırlayamadığı sadece iki nokta var gibi gözüküyor. Yarınki seansta onlara odaklanacağım. Güzel. Hasta mısınız sınıf arkadaşımlar? Ya öyle. Peki başka bir terapist görevlendirmemi ister misin? Yani senin bak... Anladım hocam. Boran benim ilkokul arkadaşım. 20 yıldır görüşmüyoruz. Yani kişisel bir ilişkimiz yok denebilir. Bence terapiye benim devam etmemde bir sakınca yok. Ama yine de siz bilirsiniz tabii. Tamam o zaman. Hasta senindir. Hadi kolay gelsin. Sen hasta yatarken ben anama dedim. Kocaman duru dedi. Böyle yapmadan onun yüzünü göremezsin dedi. Sen de böyle büyüyeceksin. Hatta beni bile geçeceksin. Geçecek miyim sayede? Evet. Birkaç seneyi de bulmaz. Vay be. Sabırsızlandım şimdi. Üzerin değil mi? İyi misin artık? İyiyim. Misketlerin Uğur getirdi bana. Gerçek. Ablan getirdi. Ben getirecektim ama... İçeri sokmadılar. Seni yatakta gördüm. Hiç beğenmedim. İyiyim artık. Merak etme. Onu ben de biliyordum zaten. Ben anama söyledim. Koskocaman Buran'a böyle atmaz dedim. O ne söyledi? O da insandır dedi. Herkesin başına gelebilir dedi. Umudu kaybetmeyeceğiz dedi. Doğru söylemiş. Olsun. Seninle de hiç hasta olma. Tamam. Çırpınıp duruyorsun yavrum.
Ne yaptım anne? Gene sana yük olacağız. Sonra üzülüyorum ben. Olur mu öyle şey? Ben biliyorum. Ufak tefek diyorsun ama kim bilir kaç paradır o ev. Yok. Sizin bütçenize göre buldum. 600 lira. Hah. İyi salam sağ olasın. Ana. Hem ben de çalışırım. Beraber öderiz. Kız. Sen otur oturduğun yerde. Evde oturup torunumu büyüt o yeter bana yavrum. Olur mu öyle şey Narit? Ben sizin elinizi sıcak sudan soğuk suya sokturmam. Ne senin ne annemin. Hani karışmayacaktın. Karışmayacağım dedim ama o kadar da değil. İçime sinmez. Ama bak fazlaya kaçarsan söylerim ha ona göre. Tamam söz. Abartmayacağım. İyi madem. Haydi kalkın yatalım. Oy. Geldim ama. Anne. Yok bir şey yavrum. Oy. Ana ne oluyor sana böyle? Yok kızım yok bir şey. Bugün ev arayacağız diye dizlerimde derman kalmadı. Ana bu İstanbul çok büyük şehir. Ben o kadar yürüyeydim. Midyat'tan Batman'a varırdım vallahi. Hadi ben seninle geleyim. Hadi, o kadar da değil. Sanki o kadar da yaşlıyım. Haydi Allah rahatlık versin yavrum. Haydi kızım. İyi okuyorum. Geceler. Haydi size de. Hadi anne gözleriz. Ha, ben sana söylemeyi unuttum. Ablam bize ev tutmuş. Hem de okula çok yakın. Yani artık daha rahat görüşebileceğiz. Evet, bence de süper. Tamam, görüşürüz.